Merhabalar değerli Kanal 68 izleyenleri, fizyoterapist Metin İşli ile Sağlık Zamanı programına yeniden hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, kadın sağlığı alanında fizyoterapi uygulamalarıyla Aksaray'ımızda bir ilki gerçekleştirmiş olan fizyoterapist Müslüme Gözen. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Merhabalar. Hocam öncelikle izleyenlerimize sizi tanıtmak isteriz. Fizyoterapist Müslüme Gözen kimdir? Kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. Ben fizyoterapist Müslüme Gözen. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. Evet. Sonra kadın sağlığı ve pilates alanında eğitimler gördüm. Yaklaşık bir yıldır da Defne Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne hizmet vermekteyim. Evet, hocam bizimle beraber güzel bir ekibimiz var kliniğimizde. Orada hep beraber bir koşturmaca içerisindeyiz ve tekrar söylüyorum. Kadın sağlığı alanında gerçekten mükemmel işler başaran bir fizyoterapist. Şimdi hocam, kadın sağlığı dediğimiz zaman bizim ilk önce aklımıza pelvik taban geliyor. Evet. Kısaca izleyenlerimize bahsedebilir misin? Pelvik taban dediğimiz nedir? Tabii ki. Ben zaten hazırlıklı geldim. Evet, maket beraber. Maketimi de getirdim. Şimdi pelvik taban genelde gözle görülemediği için biraz zor anlaşılan ve zor kavranan bir aslında evet, kas grubu. Evet, özellikle kadınlar tam anlamıyla bilemiyor çünkü çok pelvik tabanla karşılaşıyor. Aynen öyle. Leğen kemiğimizin arasını hamak gibi saran aslında kas grubudur. Evet. Bu kas grubu ne yapar? İşeme, dışkı, evet, cinsel işlev gibi boşlukları içinde barındırır. Aynı zamanda abdominallerimiz içinde bulunan organlarımızı destekleyerek onlara bir hamak görevi yapar. Evet. Eğer bu kaslarımızda bir güçsüzlük, herhangi bir problem olursa hem bizim bu işlevlerimizde bozulmalar hem de bu organların aşağıya doğru sarkması meydana gelir aslında. Evet. Söylediğim gibi az bilinen bir kas grubu. Yani gözle görünemediği için aslında hastalara eğitimini vermesi birazcık zor. Evet. Yani bir kol kası gibi, bir bacak kası gibi kolumuzu hareket ettirdiğimizde evet, kaslarımızda... Yani bir biceps dediğimiz zaman herkes aynen, biliyor. Öyle. Biceps deyince biliyor da trapez deyince ama pelvik taban deyince pek ama bilmiyor. Ama pelvik taban birazcık daha zor ve karmaşık bir yapıdır aslında. Ne kadar böyle bilinmeyen bir yapı olsa da vücudumuzun tüm merkeziyle bağlantılıdır. Evet. Yani pelvik taban rahatsızlığına baktığımızda pelvik taban rahatsızlığı olan bireylerin diş sıkma gibi bir eğilimleri ve çene problemleri, bacaklarına birbirine yaklaştırma ve bacaklarında güçsüzlük, evet, özellikle bel ağrısı gibi problemleri ortaya çıkabiliyor. Onu soracaktım yüzden, zaten aslında size sözünü de kesiyorum. Pelvik taban problemi olduğunu bir vatandaş nasıl, yani semptomları neler veya pelvik tabanda problem olan bir birey ne gibi şeyler hisseder aslında? Şöyle hocam, şimdi iki tip vardır aslında. Pelvik taban problemi dediğimizde iki tip problem ortaya çıkar. Birincisi kaslarda güçsüzlük. Evet. Bu kaslarımızda güçsüzlük olduğunda dışkı kaçırma, idrar kaçırma, organlarımızda sarkma veya bir gevşeklik hissi evet, oluşur. İkincisi ise gerginliktir. Böyle olduğunda da kaslarımız çok gergin olur ve aslında yine işlevlerini yapamazlar. Evet. Burada da işte vajinismus dediğimiz rahatsızlık, idrar yapamama gibi rahatsızlık veya pelvik ağrı, pelvik bölgemizde ağrı. Hı hı. Pelvik bölge nedir? Karnımızda ve bacaklarımız arasında olan bölgeyi biz pelvik bölge deriz. Aynen. Buradaki herhangi bir ağrıda biz direkt pelvik tabana bakmalıyız aslında. Kişilerde dediğim gibi idrar kaçırma görülebilir, bunun tipleri de görülebilir. Gevşek bir pelvik tabanda öksürme ve hapşırma sırasında idrar kaçırma görüldüğü üzere eğer gergin bir pelvik tabana sahipse de aşırı aktif mesane dediğimiz işte tuvalete yetişememe evet, gibi durumlar ortaya çıkabilir. Çok fazla semptomu vardır. Yani ne kadar insanlar çok bilinçli olmasa da maalesef çok fazla semptom ve seçenek vardır. İnsanlar yine ikiye ayrılıyor. Kadınlar özellikle. Birincisi evet, dikkate almayanlar. Yani olabilir ya, idrar kaçırmam var. İşte çünkü 4 kadından birinde idrar kaçırma görülüyor. Çok ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran Türkiye için. İşte arkadaşına soruyor, idrar kaçırıyorum. En normal o zaman. Komşusuna soruyor. Komşusuna soruyor, idrar kaçırıyorum. Bu da normal. Şöyle başlıyor, işte iç çamaşırını değiştirerek. Önce yavaş yavaş iç çamaşırını değiştirerek. Evet. Ondan sonra pet kullanımına geçiliyor. Ondan sonra artık bu ciddi rahatsızlıklar oluşturuyor ve direkt cerrahiye yönlendiriliyor. Çünkü bunun öncesinde bir önlem alınmamış, bir şey konulmamış ortaya. Kassal, fiziksel problemler çözülmek yönüne gidilmemiş. Daha çok aynen öyle. İkincisi de çekinenler. Evet. Yani bu idrar kaçırma konusunda utananlar. Aynen öyle. O yüzden bir tedavi seçeneği aramayıp
kendilerini buna mahkum edenler olarak ikiye ayırabiliriz aslında. Sadece idrar kaçırmaları, organ sarkması da aynı şekilde yani kişiye ciddi rahatsızlıklar verir. Özellikle doğum sonrasında kas zayıflığına bağlı olarak mesanenin, rahimin sarkmalarıyla maalesef karşımıza gelebiliyor pelvik yani taban problemleri. Burada aslında bu tarz problemler özellikle kadın hastalıkları demiş olduğumuz aslında pelvik taban erkeklerde var. Sadece bayanlarda olan bir durum değil. Erkeklerde de sebep olmuş olduğu birçok problem var. Ama bu tarz problemlerde bayanlar kadın sağlığı uzmanlarıyla beraber yaptığımız programlarda da görüyoruz. Biraz çekiniyorlar bu konularda. Evet. Yani ya idrar kaçırma normalmiş gibi algılanıyor. Ya da bununla beraber bir doktora gidip muayene olmaya ne yazık ki çekiniyorlar. Ve bundan sonraki süreçte de şu an kadın sağlığı fizyoterapistleri yavaş yavaş ülkemize yayılıyorlar. Size de başvurmakta da çekiniyorlar. Burada çekinecek bir şey yok. Bu bir sağlık problemi. Bir sağlık problemi için de siz bir sağlık uzmanına başvuruyorsunuz. O yüzden bu problemlerle çekinmeden bir kadın doğum uzmanına veya kadın sağlığı alanında çalışan bir fizyoterapiste beraber çalışıp güzel bir şekilde bunun tedavisi varken geçiştirmek doğru değil. Yani sonuçta bu idrarın, işte idrar kaçırma problemi, yani idrarın kaçmaması gerekiyor. Öksürünce de kaçmaması lazım. İşte yani normal hayatta gülünce de kaçmaması lazım. Normalde anatomik yapınızın buna izin vermemesi lazım. Ama böyle bir problem varsa demek ki bir hastalık başlıyor. O yüzden bir kesinlikle tedavi hocam, görmekte fayda var. Biz hep deriz, yani 5 yaşın üstündeki bir bireyin bir damla bile olsa idrar kaçırması normal değildir. Değil. Biz fizyoterapistlerde, doktorlarda hep bunu söyler. Normalleştirilmemesi gerekir. Bir tedavi seçeneği aranması gerekir. Şöyle de bir şey var. Yani işte direkt ne deniliyor? İşte bilinmediğimiz için dediğiniz gibi daha Türkiye'de yeni yeni yaygınlaştığı evet. için insanlar direkt cerrahiye yönlendirildiği için diyor ki yani ameliyat olmaktan korkuyorum veya hani bunun için ameliyat olmayayım diyerek de aslında erteleyebiliyor. Biz aslında bunun için varız. Yani ameliyattan önceki dönemde ne kadar kurtarabilirsek, ne kadar erken tedavi edebilirsek ilerisi için aslında ameliyat seçeneği bir o kadar aşağı tabii. indirip daha verimli bir tedavi ve daha basit bir tedavi ortaya koyuyoruz aslında. Ameliyat soğuk bir seçenek. Her aynen bir branş için olursa olsun soğuk bir seçenek, ameliyata gelmeden öncesine bakmak lazım. Peki hocam, bu tarz pelvik taban problemi olanlarda işte idrar kaçırma, sarkma ve benzeri fizyoterapistler nasıl bir tedavi uyguluyorlar? Burada sizin yaptıklarınız nelerdir? Bundan kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki hocam. Dediğim gibi Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşmaya evet. başlamış ve gerçekten değeri bilindiği sürece çok güzel bir tedavi yöntemi ve seçeneği. Yeni yeni zaten doktorlarımız da, üroloji doktorlarımız ve kadın doğum doktorlarımız da bunun bilincinde ve birlikte çalışan birlikte çalışan birçok doktor var. Biz ne yapıyoruz? Hasta bize geliyor evet. ve hastayı değerlendiriyoruz. Yani bir hastanın idrar kaçırması varsa dediğim gibi bu sadece pelvik taban kas güçsüzlüğünden ortaya çıkmayabilir. Bir aklam sebebiyle bile çok olabilir. Farklı sebepleri olabilir. Önce biz bu sebebi saptıyoruz. Tabii. Yani bu hastanın idrar kaçırmasının sebebi ne? Güçsüzlük mü? Gerginlik mi? Yoksa hastanın mesane ve beyin arasındaki kontrolü sağlayamama mı? Veya nörolojik bir sebebi mi var? Mesane uyarılamıyor mu? Bunu saptıyoruz ve hastayı değerlendiriyoruz. Ondan sonrasında dediğim gibi pelvik taban çok zor ve karmaşık bir yapı. Evet. Yine maketlerimizle, animasyonlarla hastaya pelvik tabanın ne olduğunu, nasıl aslında bunun bilinçli olduğunu, nasıl çalıştığını. Yani şu an evet oturuyoruz ama pelvik tabanımızın nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Tabii. Pelvik taban nasıl çalışır? Birebir nefesle çalışır, diyafram nefesiyle. Diyafram yukarı çıktığında pelvik taban yukarı çıkar ve kasılır. Nefes alırken de aşağı iner. Biz aynen. başta hastaya zaten bunu öğretiriz. Günlük yaşamında bile pelvik tabanın nasıl kullanması gerektiğini ve nasıl doğru kullanması gerektiğini öğretiriz. Ve bir eğitim gibi düşünebilirsiniz. Pelvik taban eğitimi veririz aslında. Daha sonra tedavi programımızı anlatırız. O da şöyle. Biofeedback dediğimiz bir cihazımız var. Gerçekten çok güzel bir cihaz. Yani görünmeyen kaslarımızı bize hem sesli hem görsel uyaranlarla gözümüzün önüne seren bir cihaz gerçekten. Ne yaptığımızı bize gösteriyor görsel olarak. Çok aynen güzel. Öyle. Yani hastaya sık dediğinizde oradaki ibre yukarı çıkıyor ve sıktığını görüyor. İşte gevşek dediğinizde gevşek. Hasta mesela diyor ki sıkıyorum diyor ama o ibre aşağıda. Diyor ki aa sıkmıyor muyum? Bunun da nedenini işte sıkıyorum derken kalçayı sıkması, karnı sıkması, pelvik tabanı sıkmaması. Aslında tam olarak birebir pelvik taban çalışıyoruz biz biofeedback dediğimiz cihazla. Bu cihazımızda oyunlar var, farklı animasyonlar var, gevşeme işte gevşeme için güllerimiz var, uçak oyunları var, tavşan oyunları var. Gerçekten çok güzel, eğlenceli de bir tedavi. Gerçekten eğlenceli ve birebir objektif sonuçlar sunan bir tedavi seçeneği. Onun dışında hastaya mesane eğitimi veriyoruz. Evet. Bu eğitimde yemesine, içmesine, içecek miktarına, tuvalete gitme zamanına, veya günlük yaşamında neler yapıyor? Buna sporsal aktivitelerine kadar her şeyi düzene koyuyoruz ve
Bir program hazırlıyoruz kişiye özel. Önce işte bir hastaya değerlendirme veriyoruz. Bakıyoruz 2-3 gün ne yapmış, işte düzeni nasıl. Eğer yarım saat aralıklarla tuvalete gidiyorsa bunu yavaş yavaş arttırıyoruz. 3 saat aralıkla giden bir hasta varsa bunu da azaltıp 1'e indiriyoruz gibi tedavi seçeneği sunuyoruz. En önemli özelliğimiz egzersiz tabii ki, fizyoterapistleri, kasta. Elimize kemiği üstler. Aynen öyle. Çeşitli egzersiz seçeneklerimiz var. Birazdan bahsedeceğiz. Sadece kegel değil tabii ki. Bunu farklı varyasyonlarla hastaya sunuyoruz. Ve gerçekten başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Önceki adımlarda hem ameliyattan önce hem ameliyattan sonra başarıyı arttırmak için önemli sonuçlar alıyoruz gerçekten. Evet, az önce kegel dedin. Şimdi kadın sağlığı denilince ve egzersiz denilince herkesin aklında bir kegel egzersizi. Bu kegel egzersizleri nelerdir? Yani izleyenler de mutlaka duymuştur. Özellikle bayan izleyenlerimiz, kadın izleyenlerimiz. Nedir bu kegel egzersizi? Kegel egzersizleri aslında şu an karşımıza pelvik taban kas egzersizleri olarak geçer. Evet. Yani literatüre baktığımızda eskiden kegel diye bahsedilen şey şu an pelvik taban kas egzersizi olarak geçer. Kegel aslında nedir? Biraz önce bahsettim ya, sadece sık ve bırak egzersizi. Evet. Yani sadece pelvik tabanını sıkıyoruz, işte idrarımızı tutar gibi bırakıyoruz. Ama bu kadar aslında basit olmamalı. Değil. Yani her hastaya kegel verilemez. Her pelvik taban sorununa kegel verilemez. Dediğim gibi önce değerlendirip ondan sonra, yani gevşemeye ihtiyacı olan bir hastaya eğer kafadan kegelli, yani internetten baktı işte idrar kaçırma, yani basit. Çok çok özellikle sosyal medyada çok egzersiz. Birinci sırada çıkacak olan şey kegel egzersizi, evet, yapmak. Ve insan kegel egzersizi. Bak, semptomları artar. Çünkü gergin bir pelvik tabanı var. Evet. Kegel yaptıkça pelvik taban gücü artar. Tabii. Kegel ne yapar? Pelvik tabanı güçlendirir. Gevşetmemiz lazım. Bunu kuvvetlendirdik aslında. Evet. Ve kegelin şöyle de bir durumu var. Evet, doğru yapıldığında çok güzel ama sadece kegel yapmak yetmez. Biz pelvik taban egzersizlerini işte gerekirse bacağını işte sıkıp bırakma, hem solunum bacak, hem solunum, hem karın, hem bel. Dediğim gibi tüm vücut olarak çalışıyoruz. Belki bir seansın nefes ayırmak gerekir. Gerçekten o kadar önemli. Kegel dediğimiz sık bırak egzersizleri de evet kullanırız. Sık sık kullandığımız ama doğru yerde, doğru hastaya ve doğru zamanda, doğru şekilde kullanmalıyız. Egzersiz kişiye özeldir. Aynen öyle. Yani o yüzden internetten bakıp işte idrar kaçırmayı, işte sarkmam var, kegel yapayım, maalesef yanlış. Önce bir değerlendirme alıp ondan sonra kegel mi yoksa farklı tedavi sunuyor. Biz onun için varız zaten. Bir de az önce biyofeedback'te özellikle söylediğin gibi şimdi hasta belki kegel egzersizi yaptığını düşünüyor ama gerçekten doğru yere mi kasıyor, doğru ya da kastığını mı düşünüyor, o bölgeyi gerçekten çalıştırabiliyor mu? Bu da önemli. O yüzden bir fizyoterapi seçimini mutlaka yapmamız lazım. Evet hocam, çok doğru bir yere parmak bastınız. Yani çok görüyoruz bunu işte. Sıkıyorum diyor mesela. Ama nereyi sıkıyor? Ama nereyi sıkıyor? Sadece bacak ve kalçayı sıkıyor. Pelvik taban hiç çalışmıyor. Aynen öyle. O yüzden gerçekten bilinerek, görülerek ve bilinçli yapılması gerekiyor. Peki hocam, az önce de bahsettik aslında. Pelvik taban problemlerinin içerisinde bir idrar kaçırma olayımız var. Evet. Bu idrar kaçırma neden ve kimlerde görülüyor tam olarak? Tabii ki. Hocam dediğim gibi Türkiye'de çok sık. Yani özellikle kadınlarda 4 kadından birinde idrar kaçırma görülür. Çok farklı çeşitleri vardır, çok farklı nedenleri vardır. Mesane sarkmasından dolayı idrar kaçırma görülebilir. Rahim sarkmasından dolayı idrar kaçırma görülebilir. Çok sebebi var. Nörolojik bir sebepten dolayı görülebilir. Dediğim gibi öksürme, hapşırma sırasında kas güçsüzlüğünden dolayı görülebilir veya aşırı aktif mesane dediğimiz rahatsızlıktan dolayı görülebilir. Çeşitleri vardır, semptomları farklıdır. İdrar kaçırma neden olur? Pelvik taban bozukluğundan olur genelde. Eğer mesanede bir fonksiyon bozukluğu yoksa birebir pelvik tabanla ilişkilidir aslında. İdrar kaçırma dediğim gibi başlarda biz devreye giriyoruz. Ve dediğim gibi mesane eğitimiyle, pelvik taban kas eğitimiyle bu idrar kaçırmayı minimuma, hatta eksi düzeylere indiriyoruz. Çok güzel. Sıfırlıyoruz. İdrar kaçırma gerçekten çok yoğun gördüğümüz bir şey. Yani pelvik taban problemlerinin en çok görüleni idrar kaçırma maalesef. Dediğim gibi kegel her zaman işe yaramayabilir. Bilinçli birinden belli bir yere gelmiş insanlardan bilgi alınması gerçekten doğrudur. İdrar kaçırma da hep ameliyat aslında öngörülüyor ama tabii ki gerekli olan durumlarda mutlaka yapılacak ama bunun ameliyatsız anladığım kadarıyla güzel bir şekilde tedavisi yapılıyor. Tabii ki, yani dediğim gibi eğer erken sonuç, erken teşhis konulursa erken tedaviyle yapabiliriz. Evet. Şey de diyebiliyoruz, yani işte bu bazı hastaya maalesef biz bir şey yapamıyoruz, ameliyat tabii yönlendiriyoruz. Öyle durumlarda da ameliyat sonrasında işte pelvik tabanınızı kuvvetlendirip aslında başarı oranını %100'ü arttırıyoruz. Yani evet bir ameliyat yapılıyor, mesela mesane toparlanıyor, rahim toparlanıyor ama pelvik tabanımız aynı güçsüzlükte kaldığı için yine sarkmalar veya yine
aynı problemler ortaya çıkabiliyor. O yüzden ameliyat sonrasında da hem daha iyi verim almak için ve bu hastalığı gerçekten bir daha tekrarlanmaması için yapıyoruz pelvik taban rehabilitasyonu. Evet, sağlığın birinci önceliği de egzersiz yapmak. Şimdi egzersiz spor deyince özellikle kadınlarda en çok bu aralar duyulmuş şey işte pilates, reformer pilates ve benzeri. Sen de yaptırıyorsun bunları ama özellikle izleyenler de mutlaka merak ediyor. Bu hamilelik döneminde pilates yapılmalı mı sence? Veya yapılmalıysa kimle beraber yapılmalı ve hangi aralıklarla yapılmalı? Ne demek istersin bu konuda? Şöyle, eğer doktorumuz 12. haftadan sonra bize istirahat vermediyse, yani normal, evet siz düşük riski yoksa. Evet, düşük riskiniz yok, aktivitelerinize devam edebilirsiniz onayı verdiği sürece her hamile pilates yapabilir. Tabii. Yani fiziksel aktivite yapabilir aslında ama bu fiziksel aktiviteler arasında en güvenlisi, en doğrusu ve en gebeye uygulanan da pilatestir. Evet. Doğru kişiyle yapılan pilates dediğiniz gibi biz klinik pilates bir fizyoterapist eşliğinde. Çünkü internetten açıp yapılan her egzersiz herkese uygun değil. Değil. İnsanın kas gücü farklı, kas esnekliği farklı. Bazı hareketleri yapmaması gerekiyor, bazı hareketleri çok yapması gerekiyor gibi. İşte hamilelikte ne vardır? Çömelme egzersizi bizim için çok önemlidir. Yani eğer bir gebe çömelmeyi yapamıyorsa ve bunun üstüne sürekli çömelmeyle deniyorsa bu zarar verir. Biz ne yapıyoruz biz fizyoterapistler? Bu çömelmenin dışında hastayı çömelmeye hazırlıyoruz mesela. Tabii en baştan. Yani farklı egzersizlerle en son o çömelmeyi düzeyine geldiğinde artık çömelme yaptırıyoruz gibi. Yani direkt mesela çömelme egzersizi gördüm ben çömelme yapayım. Değil de aslında buna yavaş yavaş gelmemiz gerekiyor. Dediğim gibi 12. haftadan sonra bir problem yoksa biz başlıyoruz pilatese. İşte başlarda en çok karşılaştığımız şikayetler nelerdir hamilelerde? Sırt ağrısı, tabii, bel ağrısı, özellikle bacaklarda hareketsizlik, ödem, çok ciddi ödemler oluşuyor. Bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. İşte birinci trimesterde işte sırtımızı kuvvetlendirme. Sonra ortalarda birazcık daha tüm vücuda geçip işte esnemeler. Son dönemde sadece gevşeme ve doğuma hazırlık süreci doğuma şeklinde ilerliyoruz. Haftada 3 kez öneririm ben hastalarıma da öyle yapıyorum. Ama işte çalışan oluyor veya durumu olmayanlara... Tabii. Haftada iki şeklinde en az uyguluyoruz ve dediğim gibi 12. haftadan başlayarak mutlaka doğum yapılmasın gününe kadar, yani o doğum gününe kadar uyguluyoruz. Özellikle pilates son topu aylar. Üzerinde doğum yaptıranlar var. Yani kesinlikle. Yani dediğim gibi son dakikada son ana kadar, hatta bir tane hastam dedi ya gelemez misiniz hani doğuma gibi, gerçekten hani elimizden geldiğince sadece egzersiz de yaptırmıyoruz. Doğum eğitimi veriyoruz aslında. Yani doğum sürecinde neler yapmalı, tabii, nasıl nefes teknikleri kullanmalı biz deriz. Nefes nasıl bir ağrı kesicidir. Bu ağrıyı nefese nasıl keseriz veya hangi hareketler yaparsak doğumu kolaylaştırırız. Sadece aslında doğumda değil, ya doğum sürecinde değil, doğum anında da yardımcı oluyoruz. Doğum tabii sonrası toparlanmayı hızlandırıyoruz aslında. Yapılan çalışmalar gösteriyor zaten. Eğer aktif bir gebeyseniz doğum hamilelik sürecinde çocuklar daha kolay anlama ve kavrama becerisine sahip, tabii, oluyor ve daha iyi gelişim gösteriyor aslında. Hamilelikte pilates çok önemlidir. Yani şey algılarını yıkmalıyız aslında. İşte hareket edersen belki düşer, belki çocuğuma zarar gelir. Aslında. Hareketin vücuda hiçbir zararı yok. Yani bunun kesinlikle. Yani gerçekten gebelerim de seansa gelirken çok zor. Mesela zor yürüyerek geliyor, diyor ki ben bu hareketleri nasıl yaptım? İşte evde asla yapamıyorum veya çıkarken o kadar dinç, evet, ve kendini iyi hissederek çıkıyor ki. Önemli. Gerçekten çok önemli. Pilates kesinlikle öneririm. Bilinçli bir şekilde yapılan, internetten lütfen dikkat edelim. Ya buna çok karşılaşıyoruz. Her tedavide olduğu gibi aslında. Senin aslında söylemek istediğin, yani hamilelikte pilatesi herkesin kolayına göre internet üzerinden araştırılıyor. O egzersizlerin hiçbirisi size tam anlamıyla uyumlu değil. Sizi bir fizyoterapistin değerlendirmesi, bakması ve size uygun şekilde planlaması yapması lazım. Çünkü yani sizin orada gördüğünüz örneğin bir bacak egzersizi belki veya belki bir karın kası çalışacaksınız. Ama onu yapana kadarki süreçte sizin bir hazırlanma süreciniz var. O süreci kaçırıyorsunuz. Bir de bunlar birazcık daha sağlık uygulamaları. Yani normal bir pilates yaptıranla fizyoterapist farklıdır. Hastalık durumlarında, ki hamilelik de bir sağlık sürecidir, böyle sağlıkla ilgili olan problemlerde size bir fizyoterapistle beraber çalışmanız önerilir ki öyle yapmalısınız. Aksi takdirde asıl işte o zaman az aynen önceki demiş öyle olduğunuz gibi yanlış egzersizle beraber oluşan düşükler veya benzeri tam tersi etkiler görülebilir. Yanlış söylemediysem. Hocam bir de klinik pilatesimiz var. Şimdi klinik pilates denildiğinde de karşılıyor işte normal pilatesten farkı nedir ve benzeri diye. Klinik pilates tam olarak nedir?
Klinik pilates kişiye özel yapılan ve bir fizyoterapist eşliğinde yapılan pilatestir. Yani grup pilatesiyle dediğim gibi normal pilatesle karıştırmamalıdır. Bir fizyoterapist yaptırır ve aslında bir fizik tedavi seansı gibi düşünülebilir. Aynen öyle. Pilatesin fizik tedaviye uyarlanmış şeklidir aslında klinik pilates. Birebir çalışılır hastayla. Hasta önceden değerlendirir. Hangi problemleri var, kaslarının gerginliği nasıl ve işte normal genel bildiğimiz fizik tedavi değerlendirmesi yapılır. Ondan sonra da her gün haftada 2 olabilir, yine haftada 3 öneririm ben. Bir gün arayla öneririm. Hasta tedaviye alınır ve ona uygun egzersizler planlanır. Neden pilates peki? Pilates zaten yani ilkelerinde işte merkezleme, odaklama, nefes, kontrol bunlar vardır. Yani normal bir spor salonuna gitmektense neden pilates yapmalıyız? Çünkü kaslarımızın esnemeye de ihtiyacı var. Tabii. Kaslarımızın dengeye de ihtiyacı var. Kuvvetlendirmeye de ihtiyacı var. Aslında pilates en güvenli şekilde bize hepsini sunuyor. Pilates'te esneklik de vardır, denge de vardır, kuvvetlendirme de vardır, dayanıklılık da vardır. Ve bunların hepsi, en önemlisi herkese göredir. Yani 70 yaşında bir insan da pilates yapabilir, evet. 15 yaşında bir insan da pilates yapabilir, hamile bir insan da yapabilir, çok beli önemli. Ağrıyan da yapabilir, fibromiyaljisi olan da yapabilir. Yani klinik pilatesi, normal pilatesten ayırıyorum, klinik pilatesi her yaş grubunda, her kiloda, herkes yapabilir. En önemli özelliği bu zaten. Yani bir kişi ayrımı yok. Sadece vücut ayrımı var. Biz de zaten o ayrımı hasta seansa geldiğinde yapıyoruz. Ve ona göre tedavi planı oluşturuyoruz aslında. Bir de reformer pilates, yani aletli pilates dediğimiz bir pilates. Onun normal pilatesinin farkı ne hocam? Reformer cihazımız genelde içinde tüm dirençlerini, işte tüm bize yardımcı olacak aletlerini barındıran, içinde eğlence de içeren, bir pilates türü. Pilatesin hep top, pilates topu aklımıza geliyor. Evet, biraz daha aslında farklı olduğu cihaz kısmı herhalde. Aynen. O bariyeri yıkıp reformer'a geçen gerçekten çok güzel bir cihaz. Yani çok fazla egzersiz çeşitliliği sunuyor evet. bize. Çok fazla seçenek sunuyor. Yani farklı dirençleri olan, işte onu hastaya göre ayarladığımız ve farklı egzersizler yaptırdığımız. Ve biraz böyle hani herkes biliyordur az çok internetten, böyle kaymalı, işte hareket evet. etmeli bir cihaz olduğu için de gerçekten insanı eğlenceli. Eğlendiriyor. Zaten pilatesin belli şey de odur. Yani insana gerçekten psikolojik olarak mutluluk sağlıyor. İnsan herkes kendini, nefes her şeydir dediğimiz gibi. Pilatesin temel amacı da nefes olduğu için mutluluk sağlıyor, gevşeme sağlıyor ve ileriki yaşamınızı da etkiliyor aslında. Yani pilatesten çıktıktan sonra çok daha hafif ve mutlu, sadece ağrılarınızdan kurtulmuş değil, kendinize daha iyi hissederek yaşama çıkıyorsunuz. Yaşama sevinci geliyor. Aynen öyle. Bir psikolog seansı gibi de oluyor aslında. Gerçekten öyle. Hocam gerçekten bence merak edilen konular da bunlar ve güzel sorulara cevap verdin. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Burada ağırlamaktan da, bu programda ağırlamaktan da mutluluk duyduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda yeniden güzel bir programda yaparız. Evet değerli Kanal 68 izleyenleri, güzel bir programdı. Özellikle kadın sağlığı alanında fizik tedavi nasıl olur ve hangi alanlarda fizik tedaviyle çözümler sunulabilir? Pilatesin fizyoterapistle yapılması durumunda ne gibi etkiler alınabilir ve normal pilatesten farklılığı nedir? Bunlarla ilgili güzel bir yayın gerçekleştirdik. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü saat 9'da görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim.